Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Araf suresi 172 ve 173. ayetleri değerlendirmeye çalışacağız. Allah-u Teala bu ayetlerde Elest Meclisi tabir edilen bizden söz alındığını anlatıyor. Halkımız arasında bu daha çok şu şekilde ifade edilir. Ne zamandan beri Müslümansın? Galu beladan. Yani ruhlarımızın o evet sen bizim Rabbimizsin diye tasdik ettiği zamandan beri ben Müslümanım. Bununla alakalı iki ayet-i kerimeyi değerlendirmeye çalışacağız. Allah-u Teala bu ayetlerde şöyle bildiriyor. Ve iz ahaza rabbuke min beni Adem, hatırla o zamanı ki Rabbin Adem oğullarından almıştı. Min zuhurihim, onların sırtlarından zürriyetahum, onların nesillerini, zürriyetlerini almıştı. Ve eşhedahum ala enfusihim, ve onları nefislerine karşı şahit tuttu. Elestu bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu bele, dediler ki evet sen bizim Rabbimizsin. Şehidine, biz buna şahit olduk. Neden bu şekilde insandan söz alındı? Ayetin devamı bunu ifade ediyor. En tegulu yevmel kıyame, ta ki kıyamet günü şöyle dememeniz için. İnna künna an hâzâ gâfilin, biz bundan gâfildik dememeniz için. Ev tegulu, veya şöyle dememeniz için. İnnemâ eşreke âbâuna min gabl, bizden önce atalarımız şirk koştular. Ve künna zürriyete min bâdihim, biz de onlardan sonra gelen bir nesiliz, biz de onlara uyduk. Efetuhlikuna bima faalel mubtilun, o batıl yolda gidenler yüzünden bizi helak mı edeceksin dememeniz için biz bu şekilde sizden söz aldık. Acaba bu sözün mahiyeti nedir? Bizden nasıl bir ahit alınmıştır? Bu değişik yönleriyle tefsir kitaplarımızda, tasavvuf kitaplarımızda ele alınmıştır. Tasavvufta genelde şu şekilde değerlendirilir. Elest Meclisi tabir edilir ve adeta ezel canibinde meydana gelen bir olay tarzında anlatılır. Malum bizlerin bedeni var, bir de ruhu var. Bedenlerimiz ne zaman dünyaya gelmişsek, ana rahmine ilk düşmüşsek o zamandan beri var. Ama ruhumuz daha önceden var. Ruhlar daha önceden yaratılmış. İşte ruhlar yaratıldığında adeta ezel canibinde Allah-u Teala ruhlara soruyor. Elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ruhlarımız da cevap veriyor. Bele, şehidna. Yani evet sen bizim Rabbimizsin, biz buna şahit olduk. Ayet-i kerimede ruhlar aleminden bir bahis yok. Ayet-i kerimede Rabbin diyor Adem oğullarının zürriyetlerini onların sırtlarından aldı. Adeta yaratılışı burada doğrudan doğruya anlatıyor. Ve fıtratallahilleti fatarannense aleyhe, bu ayetle beraber de düşünülebilir. Allah-u Teala insanları belli bir fıtrat üzere yaratmış. Ve insan o fıtratın neticesi Rabbini doğrudan doğruya tanıyabilecek durumda. Yani Allah'a inanmak insanın tabiatında var, insanın cibilliyetinde var. İnsanın hamuru adeta bununla yoğrulmuş. Nasıl ki mesela mıknatıs etraftaki çekilebilecek şeyleri çekecek özelliğe sahip. Mesela etrafta diyelim toplu iğneler var. Toplu iğneler mıknatısa doğru meyillidir. Yaklaştıkları zaman ona doğru giderler. İnsanın da vicdanında Allah'a doğru bir fıtri yönelim var. Yaratılıştan gelen bir yönelmek var. Buna inancın fıtriliği deniliyor. Diyelim ördek yavruları dünyaya geldiğinde hemen suya doğru kendilerinde bir meyil olur ve giderler suda oynamaya başlarlar. Ama civcivlerde, tavukların civcivinde bu doğrudan görülmez. Neden? Onların tabiatında bu yoktur. Burada ördek yavrularının suya doğru koşması fıtri olduğu gibi insanın da alemleri yaratan Allah'a yönelmesi, bu da fıtratta vardır, yaratılışta vardır. Ve Allah-u Teala insanı Allah'ı arayacak, ona yönelecek bir tabiatta yaratmıştır. Bu açıdan baktığımızda her insanın Allah'ı kabul edecek bir tabiatta yaratıldığını söyleyebiliriz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bunu şöyle ifade ediyor.
küllü mevludin yuledu alel fıtra. Yani her çocuk, dünyaya gelen her insan fıtrat üzere doğar. Yani İslam fıtratı, İslam'ı kabul edebilecek bir fıtratta doğar. İnsanın vicdanı hakka, güzele, doğruya meyillidir. Fıtri, güzel olan şeylere, fıtri olan şeylere meyillidir. İnsanın tabiatında bu bulunmaktadır. Vehbi Vakasoğlu hocamızdan dinlemiştim. 1999'daki depremle alakalı şöyle bir olayı nazara verdi. Bir dostuma diyor sordum. Ateist bir birisine sordum diyor. Depremde neler hissettin? Neler oldu? O diyor bütün samimiyetiyle şunu söyledi. Bildiğim bütün duaları yaptım. Meğerse ben ne kadar da çok dua biliyormuşum. Yani burada daha önceden ateistim diyen bir insana Allah dedirten inancın fıtriliğidir. Tabiatında Allah'a yönelim var. Deprem gibi büyük bir olayla karşılaştığı zaman insan acizliğini daha iyi anlıyor ve o anda fıtri olarak Allah diyor, Allah'a yöneliyor. Yoksa başka nereye yönelebilir? Başka kime yönelebilir? Kimden bir yardım isteyebilir? Özellikle insan daraldığı anda, sıkıştığı anda, ızdırar halinde ister istemez Allah diyor. Ve le in se'eltehum men halagas semavati vel ard le yekulunallah. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan çarına çar ister istemez Allah diyecekler. İşte Allahu Teala bu şekilde inancı fıtri olarak insana yerleştirmiş. Elestü bi rabbikum bir yönüyle herhalde buna da bakıyor. Mevlana Celaleddin Rumi bu manayı biraz daha tasavvufi yorumuyla beraber şöyle ifade ediyor. Diyor ki her anu zaman Cenab-ı Hak'tan elestü bi rabbikum hitabı gelir. Ve bunun neticesinde arazlar, cevherler vücut bulur. Eğer o arazlar ve cevherler doğrudan bela ile cevap vermiyorlarsa bile onların yokluktan varlığa gelmeleri, Allah'ın dilediği şekilde vücut bulmaları, bela ile cevap vermeleri demektir. Bunu biraz açmak istiyorum. Yani Allahu Teala şu anda da bize elestü bi rabbikum diyor. Yani sizi terbiye eden ben değil miyim? Mesela yemeğimizi yedik. Yemeğimizi yedikten sonra acaba biz ne yapabiliyoruz? Neresine kadar karışabiliyoruz? Hatta yemeği yerken bile Allah'ın verdiği yemeği yiyoruz. Onun yarattığı buğday ekmek haline getirilmiş, onu yiyoruz. Allah'ın burada açtığı şu kısmı kullanıyoruz. Buraya koyduğu dişi kullanıyoruz. Oraya yerleştirdiği dili kullanıyoruz. Ve o anda tükürük bezleri otomatik olarak harekete geçiyor. Bizim irademiz dışında harekete geçiyor. Ardından bunları yutarken küçük dilimiz akciğere giden bölümü kapatıyor. Yediğimiz şeyler oraya kaçmış olsa hayatımız bitecek. Ama küçük dil adeta orada bir trafik polisi görevi görüyor ve o kısmı kapatıyor. Ve yemekler bu şekilde mideye doğru gidiyor. Mideye dökülüyorlar. Ve midede bir sindirim faaliyeti başlıyor. Midenin salgılamış olduğu bir takım öz sular, bunlar sindirim faaliyetini hızlandırıyor. Ve 2 saat boyunca midede yoğun bir faaliyet oluyor. Ardından daha başka şeyler, ardından diyelim ince bağırsaklara bunun gitmesi, kana karışması ve o gıda paketlerinin her bir hücreye, o hücreye gereken neyse gönderilmesi. Bütün bunları düşündüğümüzde o yeme dediğimiz olayda Allahu Teala'nın terbiyesiyle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Adeta bu olayın diliyle Allahu Teala bize elestü bi rabbikum diyor. Sizi terbiye eden ben değil miyim? Öte yandan mesela insanın saçına bakalım, kaşına bakalım, bir de bıyıklarına bakalım. Bıyıklarını tanzim etmek insana verilmiş. Yani bıyığın terbiyesi erkeğin kendi elinde. Ama kaşlarının tanzimi bize verilmemiş. Ve kaşlar simetrik bir güzellik olarak ilk yaratıldığımız günden beri bu şekilde bu güzelliği ve bu özelliği devam ettiriyor. Ama insan kendi bıyığını tanzim ederken bir tarafı fazla bir tarafı az kesebiliyor. Tenasüp bozulabiliyor. Öte yandan saçlarımız büyürken
kaşlarımızda bu tarz bir büyüme yok. Onları kestirmek için berbere gitme lüzumu yok. Demek ki birini büyüten, birini durduran ve bu şekilde terbiye eden bir kuvvet var. Adeta Allah-u Teala bu gibi tasarruflarıyla da sizi terbiye eden ben değil miyim? Bunu bize bildiriyor. Öte yandan dış alemde, harici dünyada mesela yemiş olduğumuz şeyler, Cenab-ı Hak bildiriyor ki insan yediği şeylere dikkat etsin. فَلْيَنْزُرُ الْاِنْسَانُ اِلَى تَعَامِ İnsan yemiş olduğu yemeklere bir baksın diyor. Bunlar nereden geliyor? Bir portakalı diyelim elimize aldığımızda bunun arka planında koca kainat var. Ve kainat çapında bir fabrika çarkları dönüyor. Hava, su, toprak, güneş, daha nice başka şeyler. Bütün bunlar o portakalın bize gıda olarak gelmesi için hizmet görüyorlar. Ve bizim sözümüz onlardan hiçbirine geçmiyor. Ne havaya, ne suya, ne güneşe, ne toprağa, bunlara bizim sözümüzün geçmesi düşünülemez. Ama bütün bunlar bizim emrimizde adeta çalışıyor. Bizim için çalışıyor. Demek ki bunları terbiye eden bir zat var ve Allah-u Teala o terbiyenin diliyle bize elestü bi rabbikum diyor. Sizi terbiye eden ben değil miyim? Rüzgarlar esiyor pek çok maslahatlar için. Yağmurlar yağıyor pek çok maslahatlar için. Ve yeryüzünde hayat bunlarla devam ediyor. Ama bizim ne yağmura sözümüz geçiyor ne de rüzgara sözümüz geçiyor. Biz istesek de istemesek de rüzgarlar esiyor, istesek de istemesek de yağmurlar gönderiliyor. Ve bütün bunlar son derece hikmetli bir şekilde oluyor. Ve bütün bunlar da ilahi terbiye kendini açıktan gösteriyor. İşte demek ki Allah-u Teala bütün bunlarla bize elestü bi rabbiküm diyor, sizi terbiye eden ben değil miyim? Böylece insan hem kendi vicdanında doğrudan Allah'a bir yönelim duyuyor, hem de dış dünyada bu inancını, fıtri olan inancını kuvvetlendirecek şeyler görüyor. Ve bu ikisi birleştiğinde, enfüsi deliller, afaki deliller birleştiğinde insan çok kuvvetli bir imanı elde edebiliyor. İşte ayet-i kerime Elestü bi rabbikum galu bele bu manaları bize hatırlatmakta. Ve insanların mazeret olarak diğer alemde bir mazereti, bir özrü kalmaması için insanlara böyle bir inanç fıtri olarak yerleştirildiği ayette anlatılıyor. Ta ki kıyamet günü biz bundan gafildik demeyesiniz. Yani insan doğrudan doğruya kendi vicdanındaki o fıtri sevk ile Allah'ı bilir. Ve Allah'a yönelir, Allah'a muhabbet eder. Ama bu insan çevresinin de etkisinde kalıyor. İşte bizden önce bir takım müşrikler gelip geçmiş, biz de onların peşinden gelen bir nesiliz. Onlar nasıl şirk koşmuşsa biz de onların yolundan gittik diyecek bazı insanlar. Ama bu geçerli bir mazeret değil. Neden? Her insan müstakil olarak bir imtihana tabi. Her insan tek başına imtihana tabi. Öyle ki mesela Hazreti İbrahim'in babasını düşünelim. Babası put yapıp satan birisi ama oğlu bir peygamber. Veya diğer cepheyi düşünelim. Hazreti Nuh kendisi bir peygamber ama oğullarından bir tanesi inanmıyor. Demek ki putperest bir babanın oğlu olmak insanın kamil olmasına engel değil. Hatta peygamber bile olabilir. Hazreti İbrahim örneğinde olduğu gibi. Öte yandan babanın peygamber olması oğlunun da mümin olması anlamında değil. Haşa ona bir torpil geçilmiş değildir ve oğlu kafir bir kimse olabilir. Demek ki her insanda fıtri olarak Allah'a yönelim var. Her insan kendi yaratılışının gereği Allah'ı tanıyabilecek bir kapasitede yaratılmış. Böyle olunca bu insanın diğer alemde artık özrü yok. Çünkü Allah-u Teala hem insanın vicdanına koyduğu böyle bir kuvveyle hem de dış alemde bunu teyit eden, tasdik eden şeylerle onun imanını daima takviye edecek şeyleri gösteriyor. Ve Allah-u Teala devamlı ayetlerini gösteriyor. وَيُرِيكُمْ اَيَاتِهِ Ve Allah diyor size ayetlerini gösteriyor. فَاَيَّ اَيَاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُونَ
Allah'ın hangi ayetini inkar edebilirsiniz? Buradaki ayet, Allah'ın göstermiş olduğu ayet ve devamlı gösterdiği ayetler, kainatta meydana gelen olaylar. Rüzgarın esişi, yağmurun yağışı, vücudumuzdaki ilahi terbiye, gökyüzündeki yıldızlar, bunların hareketleri, gece gündüzün birbirini takip etmesi, mevsimlerin birbirini takip etmesi, bütün bunlar Allah-u Teala'dan bir takım ayetler. Ve Allah-u Teala geniş zaman sırasıyla, geniş zaman kipiyle Allah diyor size ayetlerini gösteriyor. Allah'ın hangi ayetini yalanlayabilirsiniz? Febi'eyyi alâi rabbiküme tükezziben, Rahman suresinde 31 defa tekrar edilmekte. Ey ins ve cin topluluğu, Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Ve وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ, size gelen ne kadar nimet varsa bütün bunlar Allah'tandır. Demek ki insan böyle etrafa bakıyor, kendine bakıyor ve hem kendine hem etrafa bakmanın neticesinde Allah'ın ayetleriyle devamlı karşı karşıya olduğunu görüyor. Bütün bu ilahi ayetlerde Allah'ın terbiye fiilini görüyor. Allah bunları bir terbiyeden geçiriyor. Alemdeki olaylar başıboş değil. Alemde meydana gelen şeyler tabii tesadüfi şeyler değil. Böyle olunca bu insan daima imanını yenileyebiliyor. Daima Elestü bi rabbikum hitabına karşı, ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabına karşı, bele şehidne diyebiliyor. Evet ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin, biz de buna şahit olduk diyebiliyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam La ilahe illallah ile imanınızı yenileyin buyuruyor. Ceddidu imanakum bi la ilahe illallah. Demek ki bir insan la ilahe illallah demek suretiyle imanını yenilemekle mükellef. İnsanın diyelim elbisesi eskir, onu çıkarır, başka bir elbise giyer. Onun gibi insanın manevi elbisesi, takva elbisesi, bunun da yenilenmesi gerekiyor. Daima yenilenmesi gerekiyor. Ve Allah-u Teala bundan dolayı ayetlerini daima tazelendiriyor. Diyelim 30 yıl önce yapılmış olan bir ev, şu anda yine aynı ev, aynı taşlar ve aynı sabit bina. Ama 30 yaşındaki bir insan her yıl normalde vücut 2 defa tazeleniyor, 60 defa vücut binası yenilenmiş oluyor. Dolayısıyla bu çok harika bir bina. İnsanların binasıyla Allah'ın binası kabili kıyas değil. İnsanlar bir defa yapıyor, bir defa bir terbiyeden geçiriyor, onu o şekilde bırakıyor. Ama Allah-u Teala daima terbiye ediyor. İşte kanımız devamlı tazeleniyor. Almış olduğumuz hava kanın temizlemesinde görev yapıyor. O kadar harika bir durum ki o şekilde oksijeni alıyoruz ve bununla kanımız temizleniyor, karbondioksit haline geliyor. Çıkarken de bununla konuşma dediğimiz olay gerçekleşiyor. Girerken de nimet, çıkarken de nimet. Allah-u Teala bu şekilde daima yeni yeni ayetlerini gösteriyor. Feeyye ayatillahi tunkirun, Allah'ın bu kadar ayetleri varken, Allah bu kadar ayetlerini size ard arda gösterirken Allah'ın hangi ayetini yalanlayabilirsiniz? İşte Rahman suresinde de bilhassa nimet cihetine dikkat çekiliyor. Ey ins ve cin topluluğu, Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Yalanlamaya mecal yoktur. İnsanın bu nimetleri yalanlayabilmesi mümkün değildir. Çünkü bu nimetler doğrudan kendi gücümüzle meydana gelen şeyler değil. Ben yaptım, ben ettim diyeceğimiz şeyler değil. Bütün bunlar Allah'tan bize bir hediyedir. Allah'tan bize bir ikramdır. İşte bir insan bunu yakalayabildiğinde, bunu hissedebildiğinde imanını daima tazelendirir. Ve daima Cenab-ı Hakk'ın Elestü bi Rabbikum hitabını adeta kalp kulağıyla işitir ve kalbinin ta derinlerinden buna bela şehidna diye cevap verir. Evet ya Rabbi, bizi terbiye eden sensin, biz de buna şahit olduk diye imanını ikrar etmiş, imanını tazelemiş olur, imanını kuvvetlendirmiş olur. Buradan şunu da görüyoruz. Demek ki bir defa iman ettim demekle iş bitmiyor. Bu imanı diri tutmak lazım.
bu imanı canlı tutmak lazım. Bu da bu tarz tefekkürle oluyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de 6000 küsur ayet-i kerime vardır. Bu 6000 küsur ayetten 600 kadarı muamelatla alakalı, ibadetle alakalı ayetlerdir. Geriye kalan ayetler genelde tefekküridir. Ve bu tefekkürü olan ayetler daha çok Allah'ı anlatır. İkinci derecede diyelim ahireti anlatır. Kur'an'ın temel maksatlarını bu şekilde nazara verir. Bunlar tefekküre dairdir. Demek ki bir insan tefekkür edecek ve bu tefekkürle imanını taze tutacak, imanını canlı tutacak ve bunun neticesinde Allah-u Teala'ya ezelde vermiş olduğumuz sözü yerine getirmiş olacağız. Cenab-ı Hak bu meselede de hepimizi muvaffak eylesin. Allah'a verdiğimiz sözde sadık olmayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.